Mersin Alamur'dayız tekrar. Hüseyin Balta yanımızda. Evet. Gene Ekrem Afyoncu'nun burada avokado bahçesindeyiz. Burada 1 yaşında, 1,5 yaşında olan avokadolarda rekor gelişimi kullandık. Burada ne sağladık? Ya burada şöyle sağladığımız en büyük etkenler biraz önce de şey yaptığımız gibi topraktaki müthiş bir gevşeklik var. Tamam. Topraktaki çalışmayı arttırıyor. Bitki elementleri diyelim. Besin gıdalarını besin, alabiliyor. Besin elementlerini daha rahat alıyor. Bu sefer ağaçtaki çalışmalar zaten şöyle baktığınız şöyle yakın gösterelim mi? Şimdi bunlar bu ağaç tam kaç yaşında? Ne zaman dikim tarihi? Tam olarak 18-19 aylık bir ağaç. 19 aylık bir ağaç. Şu bu senenin muhtemelen bunlar sürgünleri. Aynen. Sürgünlerimiz onlar. Şöyle. Yaprak canlılığı, kalınlıkları çok iyi. Ne kadar avokado var burada? Kaç adet dikim? Burada 400 civarında. 400 tane avokado var. Şöyle gösterelim aşağı doğru. Görülüyor. Şimdi burada tabii ara ziraatı da var. Çilek üretimine devam ediyoruz. Evet. Herhalde bu ağaçlar belli bir seviyeye gelene kadar devam edecek. Var. Şöyle geçelim oraya da doğru da. Şuradan geçebilir miyiz acaba? Tabii. Şuraya. Şöyle gelin buyurun siz de. Ya, sulamayı da açtınız ama. Şöyle gösterelim istedim. Şimdi 19 aylık bir bahçedeyiz. Avokado bahçesi. Şimdi toprak burada da aynı. Skambi toprak. Evet. Skambi toprakta az önce biz muz serası çektik. Orada da aynı sorunlar vardı. Burada da aynı şekilde. Ki avokado bitkisi de gevşek, nemli ve tavlu bir toprak yapısı seviyor. Aynen. İklim uyuyor ama toprak uyumadığı zaman avokadolarımız büyümüyor. Evet. Kök çürüme oranları yüksek oluyor. Şu an burada var mı herhangi bir kök çürümesi? Yok. Görüyor musunuz? Şu anda gördüğümüz kadarıyla ağaçlarımız gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Avokado öyle de bir hassas bir şey ki yani su çok fazla kalırsa dibinde çamur olursa bu sefer ya kök biz, çürütüyorsun. Bizim gözlemlerimiz şöyle. Az sulayın, sık sulayın gibi. Aynen. Kesinlikle. Az sulayacaksınız. Kesinlikle. Bir de ikinci şey detay. Damlama borularınızı mutlaka biraz uzakta tutun. Gövdeye çok yakın tutmayın. Evet. Yani burada herhalde o şekilde yapılmış. Evet. Bir gösterebilirsek yakından. Şöyle açalım. Yani bu önemli bir detay. Çekelim. Aynen. Şöyle o otları da alalım. Aynen. Ya, şu gövdeye çok fazla şimdi, yakın olduğu zaman sakın. Şu gövde gördüğünüz gövdeye çok yakın yapmayalım. Şuraya yakın gelmesin. Bu mesafede kalsın. Şu an görüldüğü gibi bu şekilde. Tavsiye eder misiniz? Rekor gelişimi muzda gördünüz. Muzda, avokadoda. Biz bunları da denedik. Kesinlikle vatandaşlarımıza tavsiye ederiz. Burada 400 tane avokado ağacımız var. 19 ay gibi bir süre olmuş. Şu anki gelişimler güzel görünüyor. Canlılık güzel, yaprak renkleri güzel. Biz teşekkür ederiz. Var mı burada eklemek istediğiniz bir şey? Avokado konusunda özellikle söyleyebileceğiniz. Avokadoda en önemli gördüğümüz şöyle bakalım. Dikkat etmemiz gereken şey aşırı tabanda su olmaması gerekiyor. Tabanda kökü su olmayacak. Çürütüyoruz. Dikim aşamasında önereceğiniz bir şey var mı? Yapılabilecek. Dikim aşamasında. Dikim şekliyle ilgili. Dikerken de arkadaşlarımız kesinlikle bunun dibindeki toprağı dağıtmaması gerekiyor. Dağılan ağaç tutmuyor. Biz yani bunu denedik. Çesedeki torbasını dağıtmayacaksınız. Dağıtmadan dikeceksiniz. Aynen. Şimdi bazı meyve ağaçlarında biliyorsunuz açık köklü geliyor ve kök budaması yapılarak dikiliyor. Evet. Bundaysa mutlaka toprağını dağıtmadan olduğu gibi. Peki derinlik olarak ne kadar bir derinlik yapıyorsunuz? O dibindeki toprağı kesinlikle kapatmayacaksın. Seviyesinde kalacak. Aynen. Sıfırlayacaksınız. Dibindeki kese seviyesi neyse derinlik o olması gerekiyor. Yani kesenin derinliğinde olacak. Aynen, daha fazlası sıkıntı. İlk yıl için birinci yıldaki bir gübreleme ile ilgili bir şey yaptınız mı? Yani besleme gübresi. Ya biz şöyle geçen yıl bakım döneminde işte rekor gelişim kullandık. Tamam. Akabinde taban gübresi kullandık. Şöyle bakabilirsek. Ve kesinlikle yani hayvansal gübrede çok aşırıya gidilmemesi gerekiyor. Yani sağlıklı bir hayvan gübresi yanmış. Aynen yanmış. Uygun yani, miktarda fazlası uygun zaten miktar, her şeyin zarar. Tarlanın durumuna göre daha önce kullanılmış durumuna göre bizler bir tenike civarında. Şeyden de bahsedelim. Şimdi avokado konusunda malum insanlar yatırım yapmaya başladı ama bazı teknik bilgi eksikliklerinden kaynaklı yapılan yatırımlar boşa gidiyor. Ağaçlar kuruyor. Fidan kuruyor, gelişim bozukluğu var, devrilme yapıyor, köklenemediği için. Ya biz buradaki şu şekilde demir uyguladık. Dikim sıklığıyla ilgili kaça kaç dikiyorsunuz? 6'ya 6 dik. Yani önerilen 6'ya 6 evet. Öneriyoruz. Kesinlikle. Daha fazla sık geliyor. Sık geliyor, dar geliyor.
Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için de rekor gelişim kullandınız. Buradan Ekrem Bey'e de tekrar selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun. Bizlere ürünümüzü kullandığı için, siz de birlikte karar verdiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah meyveleri olduğu gelip, zaman tekrardan geleceğiz buraya. İnşallah. Bakacağız. Gelip bahçemizi yerinde incelediğiniz, artısına eksisine baktığınız için size de teşekkür ediyoruz. Bize referans olduğunuz için. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar bilgi eksikliklerini internet üzerinde bizim kendi kanallarımızda izleyerek görüyorlar. Mutlaka sizi de soracaklardır. Onlara da siz referans olursunuz. Tabii ki, kesinlikle. Biz bize düşeni yaptık. İnşallah. İnşallah arayan soran olursa da yine de gerekeni yaparız. Doğrularımızı söyleriz. Teşekkür ederiz.